Hollanda deyince aklınıza ne geliyor? Konya kadar olduğumu, lale, peynir ya da portakal mı? Neyse bunları geçelim. Bu videoda Hollanda diye bildiğimiz ülkenin sadece Avrupa'daki bu küçük toprak parçasından ibaret olmadığını, bunun yanında ülkenin neden bazen Holland, bazen de Nederland olarak adlandırıldığını izleyeceksiniz. Flemenkçe isimlerini söyledim çünkü iki kavram da Türkçe'ye aynı isimle Hollanda olarak çevrilmiş. İsim kargaşasından bahsetmişken bu ülkeye neden Hollanda dendiğini açıklayarak başlayalım konuya. Avrupa'daki bildiğimiz Hollanda 12 eyaletten oluşuyor ve bu eyaletlerin ikisinin adı kargaşayı açıklamaya yetiyor. Bunlar Kuzey Hollanda ve Güney Hollanda. Yani o ülkede Hollanda dediğinizde ülkeden değil bu eyaletlerden bahsetmiş olursunuz. Bunun yanında Flemenkçe'de Hollanda oyuk ülke anlamına geliyor. Flemenkler bunun yerine alçak ülke anlamındaki Nederland'ı tercih ederdi zaten. Alçak derken su seviyesinden alçak, yanlış anlaşılmasın. Gelelim Hollanda'nın deniz aşırı topraklarına. Avrupa'daki 12 eyaletin yanında Karayipler'de bulunan 3 özel belediyelik de Hollanda'ya bağlı. Bonaire, Sint-Eustatius ve Saba. Bu şehirlere Bes Adaları ismi verilmiştir. Bes Adaları iç ve dış işlerinde tamamen Hollanda ülkesine, dolayısıyla Avrupa Birliği'ne bağlıdır ama Schengen bölgesine dahil değildir. Para birimi de Amerikan dolarıdır. Hollanda ülkesi 12 eyalet ve 3 şehirli Bes Adalarından ibaret. Ama Hollanda'nın deniz aşırı toprakları sadece bunlar değil. Çünkü Karayip Denizi'nde Hollanda'ya değil ama Hollanda Krallığı'na bağlı 3 ülke daha var. Şimdi elimizde 2 Hollanda oldu. Bunlardan ilki Avrupa ülkesi Hollanda, ikincisi bu ülkenin de bağlı olduğu Hollanda Krallığı. Krallığa 3 ülkenin daha bağlı olduğunu söylemiştim. Bunlar Aruba, Curaçao ve Sint Maarten. Avrupa Birliği'nin kurucu üyelerinden olan Hollanda Krallığı'na bağlı bu 3 özel ülke de Schengen bölgesinde olmamasına rağmen Avrupa Birliği çatısının altında bulunuyor. Fransa'nın deniz aşırı toprakları videosunu izleyenler Sint Maarten'i hatırlayacaktır. Saint Martin Adası'nın kuzeyi Fransa Cumhuriyeti'ne bağlı özerk şehir olan Saint Martin iken, güneyinin ise Hollanda Krallığı'na bağlı özerk ülke olan Sint Maarten olduğundan o videoda bahsetmiştim. Sint Maarten'in güvenliği Hollanda Kraliyet Donanması ve Sahil Güvenliği tarafından sağlanıyor. Bunun dışındaki iç ve dış işlerden ülkenin kendi hükümeti sorumlu. Ülke ekonomisi turizm ve eğlence sektörüne dayanıyor. Para birimi olarak da Hollanda'nın Euro'dan önce kullandığı gülden kullanılıyor bu ülkede. Gülden para biriminin geçerli olduğu diğer özel ülke Curaçao'da 150 bin kişi yaşamasına rağmen ülkedeki etnik çeşitlilik ve inanç farklılıkları dikkat çekiyor. Petrol saha hizmetleri sektöründe dünyanın en büyük şirketi olan Schlumberger bu ülkede kuruldu. Ve bu şirketin faaliyetlerinden dolayı Curaçao kişi başına düşen karbondioksit salınımında dünyada ilk sıralarda bulunuyor. Curaçao Adası, tarihte Karayip korsanlarıyla sık sık karşı karşıya gelmiş. Korsanlardan korunmak amacıyla inşa edilmiş bu kaleler, günümüzde turistler için gözde mekanlara dönüşmüş. Krala bağlı son özerk ülke Aruba, Venezuela'nın sadece 25 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Tarihte Latin Amerikalıların yanında garip bir şekilde Hintlilere de ev sahipliği yapmış ada, 15. yüzyılda İtalyan kaşif Amerigo Vespucci tarafından keşfedildikten sonra 16. yüzyılda İspanyollar tarafından kolonize edildi. Adada altın rezervlerinin olduğu keşfedilince Hollandalılar ve İngilizler de Aruba'ya göz dikti. Britanya 18. yüzyıl boyunca Aruba'ya hükmetti ve 19. yüzyıla girerken adayı Hollanda'ya bıraktı. Aruba'nın altın rezervi sömürge ülkeleri tarafından tüketildi. Ancak adadaki lüks otel ve tatil köyleri günümüzde tüm dünyadan turist çekmeyi başarıyor ve ülke ekonomisinin temel taşını turizm oluşturuyor. Aruba'nın para birimi ise Aruba florini. Hollanda ülkesine bağlı bu şehirler ve Hollanda Krallığı'na bağlı bu ülkeler Hollanda Karayipleri olarak da adlandırılıyor. Özet olarak elimizde 6 Karayip adası, 4 ülke, 12 eyalet, 4 Hollanda ve 1 kral var. Ve bunların hepsi Flemenk.